Sevgili YouTube, sevgili Kik, ne yaptın? Uzun zaman sonra tekrar bir aradayız ve biz aslında bunu daha önce yaptık ama tekrar yapıyoruz. Neden? Çünkü ayarlarımız bozulmuş, efendime söyleyeyim. Sıkıntılar yaşanmış. Full modlu sıfırdan pırıl pırıl yeni bir save'le sevgili moderatörüm su topuyla beraber karşınızda yepyeni ve daha da genişletilmiş acayip bir Stardew Valley macerasına başlıyoruz. Ve hayırlı olsun. Beğenileriniz, yorumlarınız, takipleriniz hepsine talibiz, yapıştırıyorsunuz, geçiyorsunuz. Sevgili moderatörüm şimdi şeyi kontrol ediyor. Yayını kontrol ediyor. Bakıyoruz neymiş ne değilmiş falan gibilerinden. Ben bir yandan da başladım bakalım. Çok farklı... Benim sesim nasıl, bakayım seksi mi? Yarabbim iğrenç bir ses. Ay korktum birden. Modlarımızın listesine açıklamalardan ulaşabilirsin sevgili YouTube, sevgili Kik. Bilmiyorum sana nasıl geliyor görüntü ses. Moderatörüm de kendince bir şeyler anlatacaktır diye umuyorum. Zannediyorum her şeyimiz tamam. Ama ben oyunun görüntüsünü de alıyorum oyundan. Güzel. Şimdi hızlı hızlı chest anywhere eklentimiz zaten sistemin içerisinde mevcut. Şimdi İşin amelasyon kısımları için geliyor sevgili moderatörüm. Biz buraları aslında temizleyip güzel güzel şey Ne güzel açmıştık. yapmıştık, inanılmaz ya. Aya, aya, kadar mukadderat ama 1 saat oynadık bir de öyle düşün. Yani yapacak bir şey yok. Hızlı hızlı şu kenarıya temizliyoruz. Çünkü bu haritada su bu kısımda yer alıyor arkadaşlar. O yüzden buraları temizleyip su yolunu açmamız gerekiyor. Tarlacılığa girmemiz gerekiyor. Fakat senin evin yok bebiş. Nasıl oluyor? Bilmem. Beni niye evsiz barksız bıraktın? Ben nerede Yo, yatacağım? ayar olarak yaptım ama 2 tane ev bırak dedim. Normalde senin evin köşede olması lazım. Bir giriş yap bakalım. Belki sen girince mi spawn olacak? Şurada kenarda bir ev var. Acaba orayı mı verdi sana oyun? Orayı vermiş olabilir diye düşünmekteyim. Tamam ben yolunu açıyorum o zaman senin. O ne lan? Suda yüzen ahtapotlar gökyüzünde uçuyor. İğrenç, iğrenç. Hızlı hızlı. Ya bu arada oyunun ayarları kendine göre sürekli değişiyor. Bu nedir ya? Bu nedir Allah'ım ya Rabbim? Oyunun ayarlarının değişme sebebi de şudur arkadaşlar. Oyun yeni sürümüne çıktı. Ve yeni sürüm çok stabil değil modlarla beraber. O yüzden modlar her gün değişiyor. Maalesef. Ona çok fazla yapabileceğimiz bir şey yok. Mesela bir önce oynadığımızda ekranın neresinde olursa olsun Neser üstüme uçup geliyordu. Şu an gelmiyor. Anlamadım. Ayda. Oğlum. Niye? Allah'ım bir an tutmadı. Bak. Saçma sapan şeyler yorulmaya başladın diyor ya. Çok ayıp ya. Bizim şöyle bir şeyimiz var. Hemen modlarımızdan geliyoruz. Aa yorgunluktan ölüyorum. Aha. Sen geliyor musun su topu? Ben bayılmak üzereyim. Çünkü Yoldayım abi. yardımına ihtiyacım var. Ya da Nedense hasta bir. uyuyacağım yoksa yani şeye gitmem lazım acil. Aa, yandık. Yok. Sevgili su topu. Bağlanılıyor. Bağlanıyorum diyor. Çok selam söyle ona. Kımıldayamıyorum. Nasıl Yok artık. hareket bayağı bildiğin kımıldayamıyorum ve yolumu çok acil bir şekilde şeye açmam lazım. Gelir gelmez sağdan gel de yolu aç bana ya. Okey. Yani aklıma gelmedi direkt enerjinin bitebileceği ilk gün olayına alışamadık ya da. Sağdan şeye atla, vagona atla abi. Sağdaki Okey. Ondan sonra sağ taraftaki vagonu yine seç. Gel yanıma. Şuraya bak. Öldüm öleceğim. Hadi lan. Hadi lan. Tamam ben açtım. Senin ya işte insanlardan yardım beklediniz de arkadaşlar. Hayat Ya ne böyledir. yapayım Adil oğlum? değildir. Oyuna girdiğim Bıçakçılık andan oyun. itibaren biliyordu. Oyuna gireceğimizi biliyordu. Oyunu açmamıştı bile. Böyle Var rezil ya. insanlara güvendiğiniz zaman hayatınızda, işinizde, akışınızda problem yaşayabilir. Siz de böyle sorunlar Abi efendim. yaşıyorsanız
Lütfen aşağıya yorumlara belirtin. Güvendiğiniz insanlar, güvendiğiniz dağlardan, üstünüze yağan karları bana anlatın. Ben dinlerim. Aynen. Fikir veririm. Kesinlikle evet. Neyse. Bana yardımcı olmayan arkadaşıma gideyim de yardım edeyim. Şu çiftliği halledelim artık. İlk bölümler biliyorsunuz full amelasyon. Çok fazla yapacak bir şey yok. Sende niye bar farklı, bende niye farklı? Ha, sen rustik tav eklemişsin ve bana söylememişsin. Ne eklemişim anlamıyorum abi. Şey, rustik evler var ya. Onları eklemişsin modla, bana söylememişsin. Ben şu an orijinal haliyle oynuyorum. Abi sen görsel şeyleri kafana göre ekleyebiliyorsun. Bunun için multiplayer olmana gerek yok ki. Olsun. Kader, mukadderat. Kaç, beş... Şunu da ekeyim. Mümkün olduğunca... Aa, bu aşağıya mı açtı sana evi? Evet, aşağı açtı. Oradaki ev ne için bilmiyorum. Allah Allah, fazladan ev yaptı. Niye öyle oldu? Bunların hepsi soru işareti sevgili dostlar. Hadi bakalım. Burada niye fazladan kaldım ha? Neyse. Yeni harita görüntüsünü ben çok beğendim. Renkler fena değil. Bu arada eski Daisy Colors'lar vardı. Çok güzeldi onlar. Onunla oynamayı çok seviyordum. Ama çalışmıyor. Yeni güncellemeden sonra bazı tile'lar orijinal renklerinde gözüküyor. Ve beni inanılmaz rahatsız ettiler. Keşke şuralara bana zoom yapabilsem ya. Bana en son attığın görüntü paketi moduydu değil mi? Evet. Şu an Allah Allah. Şeyde yayında nasıl görüyorsun bilmiyorum ama benim çok hoşuma gitti yani. Bende demek ki patlamış o. Neye patlamış? Patlamış, sana patlamış, suratına. Evet, tam olarak öyle olmuş. Niye öyle olmuş? Kader mukadderat ya. Oluyor bazen biliyor musun böyle şeyler? Abla dur, tanışalım, sen sonra git. Heh. Gel bakayım koç. Evet. Sen bebişim, evet. Harvey. RSV aynen, hadi. RSV. Oyunu kapatıp açman anlamına geliyor ama. Sabah yaparım ya onu. Çok önemli değil. Bir ilk gün geçsin. Sabot etmeli şimdi durduk yerde. Yani bilemedim. Kafana göre nasıl istiyorsan bebiş. Siz analı oğullu nerelere gidiyorsunuz bakayım? Aa, yarın güneşli olacakmış. Abla sen nereye gidiyorsun, gel. Olivia'cığım çok tatlısın yine her zamanki gibi. Gerçek bir hanımefendi kişiliktir. Ben kendisiyle daha önce evlendim, oradan biliyorum. Abo. Tabii. Senin dükkana uğrayacağım. Oradan tohum alacağım. Harika bir şeyin var, marketin var, inanılmaz. Dın dırın dın. Dırın 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 dırın. Evet, şöyle yukarılara gidelim. Toplayıcılık kasalım. Çiftçilik zaten ufak tefek kasmaya başladık. Sistem ilerlesin, oyun ilerlesin. Oğlum, harita güzel olmuş ya. Beğendin mi bu haritayı? Evet, beğendim. Ağaçlar falan, desenleri çok tatlı. Bir de orijinali gerçekten beğenmiyorum ya. Aşırı parlak ve inanılmaz eski gözüküyor yani. Evet, şu an benim yaşadığım durum. Abi ben oyuna başlamadan önce sana gönderdim. Dedim ki bak bunu yükledim ve çok güzel gözüküyor dedim. Denedim dedim. Konuştum bana, yok geliştirmede, yok problem çıkartmasın, yok bilmem ne. Abicim dedim, denedim. Yok, yükledim zaten. Aktif etseydin keşke. Oradan tekrar şeyi bilmiyorsun herhalde. Vortex'te... Yaptığın canım, değişiklikleri zaten aktif ediyor kendisi canım abim. Etmiyor öyle. Kardeşim, elevate etmen gerekiyor. Sistemi buna göre update et demen gerekiyor. Onu da ettim canım abim benim. Aha. O yüzden sen eski görüyorsun, ben yeni değil mi kardeşim? Sen de haklısın. Bekle geliyorum. Aa, toprağa vurunca experience mı kazanıyormuşum? Allah Allah. Bak bunu bilmiyordum. Ne haber çocuk?
Etrafı biraz temizledim. Seninle konuşmuşum. Ellerine kollarına sağlık bebişim. Peki böyle ilk 3-4 gün bir yağmur yağsa sürekli ya. Üçüncü gün yağmur yağıyor. Oyunda evet. Her zaman hiç değişmez. Şimdi saat 9'da evler kapanıyordu değil mi? Bakayım yetişebilecek miyim? 8 diye ha, biliyorum. O zaman salla. Dur bakayım. Aman ben oraya anlayana bakana gidene kadar saat 9 oldu zaten. Çok önemli değil artık. Yarın hallederiz o iş. Baby Clint. Oo merhaba ben Clint. Shane. Seninle konuşmuşuz. Gus güzel. Kral adam Gus ya. Yani gayet keyifli. Food Spirit. Bu modun özelliği yalnız ekran içerisinde Türkçe olan yerleri İngilizceye çevirdi. Başlangıç ekranı mesela. Sen uyumaya mı gittin? Niye öyle bir şey yaptın? Yeterli. Enerji kalmadı. Girsene şeye. Şleni gürültü yapma. Abi oraya gidip gelene kadar zaten saat. Ya birisi seni duysa. Beni ve şeyi anlaya. Arkadaşım bu yardımcıların hiç kendilerinden başka hiçbir şey umursamaması. Yayıncılara dikkat etmemiz. Sakinleş Levlev. Kimse umursamıyor. Ayrıca gitmem gerek. Hala yapacak çok evrak işim var. Bu arada bütün bunları bana yıkman gerçekten hoş. Hmm. Bana böyle söylenmeyi bırak ve sürekli işlerini ertelemen senin hatan. Bu arkadaş bizim muhtarın şeyi. Ablası ve üst tarafta yepyeni bir haritada yepyeni NPC'lerle beraber oranın muhtarı. Şimdi gitmesi gerektiğini ve teleferiği yakalaması gerektiğini söylüyor. Diğer haritaya bağlantımızsa şu aradan yürüyerek gidilen şey arkadaşlar. Teleferik. Biz oralara gittik tabi ama ah beni görmek ne kadar hoş. Şöyle oldu böyle oldu tamam. Dın 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 dın. Saat kaç oldu? Bu Lenny'di. Ablam Tepeyanı köyünün geçen yılki finans raporunu vermeye geldi. Tepeyanı. Riverside saat mıydı? Saat 11.30. Hayat be. Ridge Side mı? Aynen. Ridge Side. Hadi bakayım. Ridge. Onları ziyarete git diyor. Gideceğiz. Hepsine gideceğiz. Geç oluyor. Şimdilik görüşürüz Bella. Görüşürüz bebeğim. Ben de İngilizce? Abi Türkçe dil paketini yüklemeyince İngilizce gösteriyor. Ne dememi istiyorsun? Kurban oldum. Yani her şeyi gelip benim senin bilgisayarın yani arkadaş yardımcıların yardım etmesi gerekirken benim sana yapmam gerekiyor her seferinde böyle şeyleri. Çok enteresan ya. Abi bak yeni bir şey öğrendim. Bunu böyle yapabiliyormuşuz diye senden duymak isterim bir kere de. Şaşırt beni. İlk günümüzü tamamladık. Fena değildi. Tohumlarımız ekildi. Hiçbir şey satamadık tabii haliyle. Ormanda 17 tane şey yetişmiş. Hı. Kullanım dışı. Hocam ben ona tıklamadım. Şuna tıkladım. Sevgili Bella. Ha tamam. Eşya gönderme servisi. Balık avından yeni dönmüşler. Artık balık avlayabilecekmişiz. Güzel şeyler. Sulama işi sende tabii her zamanki gibi. Okey. Hızlıca çiftçilik kasıp şey yapmamız lazım. Enerjinin bir kısmını abi şu tarlanın civarını temizlemeye harca. Okey. Sonra gidelim oltayı alalım hızlı. Abi sana miyavlama sesi geliyor mu? Miyavlama sesi gelmiyor bebeğim. Kedin mi miyavlıyor? Yok, kedi doğurdu da yavrular kafaya göre miyavlıyor o yüzden. Yani ses gürültü engelleme şeyin varsa gelmez zaten. Bu arada artık hiçbir şey bana uçmuyor lan çok mutluyum. Evet ben de mutluyum. Elimden abi, almıyor. Haritanın öbür ucundan eşyalar üstüme uçuyordu. Neden olduğunu da anlamadım. Hiçbir ayarda öyle bir şey yok. Sen bunları suladın mı? Abi sulama senin işin. Ben ellemem. Bende sulanmış gözüküyor. Niye öyle? Bende de sulanmış gözüküyor. Hepsi sulanmış gözüküyor. Evet. Bilmem. Neyi patlattık yine acaba? Çözeriz ya. Bakarız.
Kendini yağmurlu falan mı sanıyor acaba? Şimdi bak, level atlamak üzereyim ben bu ağaç bilmem ne hikayelerinde. O yüzden ağaç kesmeye devam edeceğim ki gece yarısı bir yerde bayılırsak. Bu arada çadır yapma olayı diye bir olay var yeni güncellemeyle. Onun nasıl çalıştığını da çok merak ediyorum. Ne işe yarıyor? Dışarıda bayılmadan uyumanı sağlıyor. Ha. Ve orada uyanıyorsun. Yani mesela şeylerde yanında üzerine düşünecek yeni fikirlerin var. Güzel. Mesela mağaradayken yaparsam bence şey olacaktır. Hem kaldığın yerden save almış olacaksın, hem de evde uyanmak zorunda kalmadın. Oha, enerjim bitti gene benim. Enerjini biraz harca deyip sonra da bütün enerjimi buna harcadım ya lan. Aa, benim de. İyi hatırlattın. Gel yanıma, ben gel. Mağaraya gidiyorum. Allah'tan dün son enerjimle yolu açtım. Bana yardımcı olacak arkadaşın yardımsızlığıyla. Ya yeni mod ekleyince bir şaşırdı. Ne şaşırdı? Ne şaşırdı bebeğim? Smapi bir el ayağı titredi yeni modları görünce. Tamam işte orada şey yapman gerekiyor. Girip hacı bunları tekrar bir develop et, tekrar reorder, düzenle et demen gerekiyor. O zaman şey yapıyor. Hareket etme ki daha hızlı olsun bebeğim. Sen gene beyaz saçlı prenses olmuşsun. Evet, saçı tam tutturamadım acele edeceğim diye. Acele edeceğim diye. Ayna modu var aslında ama single modda çalışıyormuş. Aynayla girdiğin zaman oyuna şey yapıyor. Karakterini dilediğin anda aynayı eline alıp değiştirebilmeni sağlıyor. O biraz değişik. Meşe palamı da aldım biraz önce. Çok garip. Hadi gelin şu köyü keşfedelim hep beraber. Geleceğim mi bebeğim benimle? Geliyorum, doldu. Yarın şey var. Ne var? Yağmur var. Ama bu yarın sulama otururuz. Sulama işi otomatik mi olacak? Ben anlamadım ki. Onu otomatik sulayan hiçbir modum yok bu arada. Neden otomatik suladığını anlamadım. Benim de. Yani challenge acaba bir günlüğüne falan. Hayır, challenge değil benim için sulama, çünkü sulamada hemen tutorialımıza giriyoruz. Tanıtım yapılacak, köyümüz anlatılacak bize. Hello Mother Fakir. Merhaba Bella Tele. Felix Seferi nasıldı? Güzeldi hele. Tepe'nin köyüne hoş geldin. Tepe'nin yanında bir köy. Slogan işe yarıyor. Sanırım nihayet sana verdiğim mektubu okumuşsun. Ha, dedemin mektubunu söylüyor. Ben ilk ve tek Lenny'yim. Lütfen alkışını turun sonuna sakla. Tepe yanının şef idari memuruyum. Ya işte sen de buranın muhtarısın. Evrak işini o yapar demenin karmaşık bir yolu. Vadinin dışına ziyarete gelen peksik olmaz. Bu yüzden seni görmekten gerçekten mutluyuz. Olur ablacım, olur. Bana bırak çiftliğindeki şu eski barakada birisi yaşayalı çok oldu. Birisi yaşamayalı. Neyse. Eskiden iyi bir dostuma aitti. Bizim dedemizi kastediyor. O yüzden umarım oraya iyi bakarsın. İyi bir dost hem de nasıl? Allah Allah. Aranızda bir şey mi vardı dedemle? Sana köy çabucak bir turla göstermeme izin ver. Sıkı tutun kovboy. Okey. İlk önce kütük kabini otelimiz var. Dağda uzun bir koşudan sonra rahatlamak için müthiş bir yer. Koşudan sonra hala yorulmadıysan diyor. Üçüncü katta bir spor salonu bile var. Gezeceğiz buraları. Oy. Tam burasıysa köy meydanı. Köyün atan kalbi. Bakın şurada board var. Muhtemelen oradan görev de alabiliyoruz buraya özel. İnsanlar burada başka kasabalılarla buluşup sosyalleşmeyi sever. Hava durumu izin verirse. Havanın kötü olduğu günlerde boş olacak yani. Asıl sihir bu katın yukarısında. Burası benim ofisim. Odun, tuğla ve evraktan yapıldı. Allah Allah. Bazen belediye işleri için Levis'e uğrarım. Ya da biliyorsun ona çok fazla ciddi olduğu için kızdırmaya giderim. Bu Yoba'nın bana ablası olarak verdiği bir hak. Yoba bunların tanrısı. Biliyorsunuz Yoba'ya tapınan tipler var. Pazar günleri Yoba günleri oluyor. Kokuyu alıyor musun? Bu Pika'nın meydanı. T
Tepeyanı Mutfağı'nın ana merkezi. Buradan da yemek alabiliyoruz. Onun servis ettiği yemekleri ve buranın atmosferini seviyorum. Bana manzaradan bahsettirme bile. Aşağıda bakma. Eğer bakarsan midem bulanmaya başlarsa beni suçlama. Tamam ablacığım. Ben de o iş. Abla bir tık çok konuşuyor. Ya işte. Aha. Eğlence merkezi. Hemen yemekhanenin yanı. Gözlerine yıldız sınırı sahnesinden ziyafet çek. Robin ve Clint toplanmalar ve etkinlikler için bu sahneyi inşa etmemize yardım ettiler. Son zamanlarda pek kullanılmıyor. Gerçeği söylemek gerekirse bu utanç verici. Yerel halkın morali şu aralar pek müthiş de değil. Köyde ürkütücü hayaletler ve tehlikeli meyveler hakkında söylentiler dolanıyor. Seni temin ederim bunlar söylentiden başka bir şey değil. İnanıyorum. Tek tehlikeli meyve ruhlar arefesi sırasında bir bal kabağıdır ancak anladım abla. Şu yanda hırsız gibi bir tip var, o ne ya? Köyde yaşayan başka birkaç çiftçi de var. Jerry'in çiftliği, Çiçekli Bayır çiftliği, Kuzeybatı'da yer alıyor. Bayağı komik bir çocuk, kullanışlı çiftlik ürünleri satıyor. Oo. Ayrıca Güneybatımızda da Bülbül Bahçesi var. Lidanlar ve yeğenleri Alisa tarafından... Üf, ne kadar çok adam var ya. Alisa mucizevi bir sesi olan hoş bir genç kız. Ancak sergilemek için özgüveni yok maalesef. He. Belki özel birisi, artık kimse o, ona kendisini bulmasına yardım Efendim? Edebilir. Yazık la sana. Yapa da yazık oldu yine. Ana Morris'in hediyesini vermeyi unutma diye uyarı çıktı lan. Doğum günü için. İyiymiş ha bu eklenti. Morris bana ilgilendirmiyor. Şu anda ilgilendirmiyor beni. İşte burada yeni bir kasaba, yeni NPC'ler, yeni bir... Bana bir saniye ver olur mu? Tamam verdim. Kimsin bilmiyorum ama. Ah merhaba. Isabella. Maşallah Isabella Hanım. Çok tatlı. Bu kim lan? Merhaba canım. Burada yenisin. Haksız mıyım? Kasabada yeni yüzler görmek çok hoş. Benim adım Lola ve kocam Freddy ile burada yaşıyoruz. Anladım. Şş, maviş. Gel hele gel gel. Ah merhaba. Ben Irene'im. Dünyaca ünlü şef. Lezzetlerimizden bazılarını denemek istersen her zaman mor köşkteyim, tamam mı? Aa gitti lan benimle konuşurken sen. Aydın güzelmiş, beğendim. Allah Allah. Bir şeye ihtiyacın olursa Robin'i görmeye git, bana gelme dedi ya lan adam. Burada ne kadar çok NPC var ya. Neyse ben oltayı almaya gidiyorum ya. Buraya uğrarız. Buradaki görevlere de bakarız ama saat önce... Saat 5'e geçti abi. Gidemez miyiz yani? Yok. Saat 5'ten önce gitmen lazımdı. Allah Allah. Ben öyle bilmiyorum. Ben oraya girdiğin zaman sahne tetikleniyor diye biliyorum. Hadi gidelim o zaman. Deneyelim. Tamam işte gidiyorum ben. Hop. Atla bakayım. Skip hocam. Geç 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 geç. Hiç uğraştırma. Hiç uğraştırma. Evet. Buralarda hep şeyler var ya. Vagonlar var aslında. Kimseyle tanışmıyorum gençler. Multiplayer oynadığımız için süre durmuyor sizinle tanıştığımda maalesef. Bu kim lan? Doktor mu bu? Carmen. Herhangi bir balıkçılık malzemesine ihtiyacın olursa mı? Allah Allah. Carmen'in burnu Karadenizli galiba anladığım kadarıyla. Allah Allah. Enteresan tipler var ha. Bu tiplerin hepsini tanımak lazım. Sen nereden geldin lan buraya? Nah ya vututu. Vututu vututu vututu. Tetiklendi ya, mi? Hayır sanmıyorum. Tetiklenmedi. Yok tetiklense zaten buraya girmeden çalışıyordu. Neyse yapacak bir şey yok. Haritamıza bir bakalım. Saat 9 oldu. Kimseyle tanışma lüksümüz de yok. Bir tane level atladık. Toplayıcılık kasmak lazım. Üzdü. Burada yeni birileri var mı bir bakalım. Ya herkes aynı. Bir bakalım. 32 kişiyle tanışmışım. Ne ara tanıştım lan? İyi maşallah. Akşamüstü 5'ten önce sahile git. Evet. Yazıyormuş eşek gibi. Tamam abi yarın yağmurlu zaten. Sabahtan gidelim. Oltalarımızı alalım. Okay. Balık çözelim kendimize. Ayrıca ne satabiliriz? Deniz ürünleri yani bir tane şey var bende. Sende de herhalde var.
Mantar Var var. var, ben deniz tarağı var. Tamam, onları ben benimkinlere attım. Sen de seninkinlere atarsın. Uyuyalım abi direkt. Gün enteresan. Yeni bir şehir keşfettik kardeşim. Yapacak bir şey yok. Enerjim bol. Bollü. O yüzden şurayı temizlemeye devam edeceğim. Biraz burayı ilerletelim bari. Sen uyudun mu? Evet, uyuyalım demedim mi? Enerjiyi bitirip uyumasa Ha, dur. Son diş damlasına kadar kullanayım bari. yani saat daha 11 ya. Şurayı temizlemek zaten çok vakit yani. Aradan çıksın diyorum. Bu ağaçla Baltam. birlikte kalmadı. Sen suda ne kadar kaldın ki? Benim neredeyse full oldu. Sen ne yapıyorsun ki? Enteresan bir adamsın. Garip. Garip, çok garip. Vurgunum yine kör düğüm ol. Bir de lamba olayını çözelim ufak ufak. Evet. Çekilmez böyle bu. Evet ya. Hop, geç oluyor. Yok ya. Enerjim dolmaz dolmaz falan şimdi, aman. Hop, uyudum. Tamamdır. Ben de geçiyorum şimdi. Evimin ışığıyla içeriye gireyim. Ben sana mod listemi gönderdim abi. Nasıl modlarımız örtüşmüyor? Yani görüntü modlarının bir esprisi yok da. Ağaçlar Görüntü bazen modu yok ki kum. zaten seninkilerinde. Allah Allah. Tam liste göndermedim ya. Bana 3 tane SS attın. 3 SS'deki her şeyi yükledim ben. Allah Allah. Tamam, tekrar gönderirim 3 SS. Bir bakarsın ne diyeyim. Ve yağmurlu bir gündü. Tıpkı bugün gibi şanssız da bir gün. Maalesef çok şansımız yok. Şurada büyük babamızın evi var. Burayı toparlamak da vakit alacak. Şuradan bizim şeye giriş var. Bu mod da çok enteresan bir mod ha. Ne konu bakımından? Şey modu var bende. Otomatik tool'ların yerini değiştiren bir mod var. Yani ben hiç şey tool değiştirmeye çalışmıyorum. Otomatik değişiyor hepsi. Yani baltadan kazmaya Ha. kendi otomatik geçiyor ama tırpanı seçmediği için normalde seçiyordu. Denedim ben bu modları. Bir çalışıyor, bir çalışmıyor. Anlamadım gitti. Aha. Şimdi benim niyetim abi köyün alt tarafına hızlıca şey ağaç hikayelerini çözmeye başlayacağım. Abim bebiş. Nasıl yani? Yani ağaçları kesiyoruz ya. Ha. Kendi ağaç platformumuzu kuralım manasında diyorum. Tamamdır, olur. Her ağaçtan 9'ar tane planlıyorum. Ne diyorsun? Yeterli olur ya bence. Okeydir. Tamamdır. Burada Geçelim, rica ediyorum. daha önce izlemiştik. O yüzden buraya geçiyorum. Biz buraya geldik. Arkadaş dedi ki kokan her şey para da eder deyip bize olta verdi sağ olsun. Bizim şimdi yapmamız gereken köpük bulmak. Herhangi bir köpük görüyor musun? Ben göremiyorum. Bubble. Suyun Yok içinde. yok. O zaman yapıştır abi. Hop. Yanlış. Yanlış. Çok yanlış. Allah Allah. Allah Allah. Sesi duyuyorum, basıyorum, gelmiyor. Ne iş? Hadi. Ha. Bak. Ulan mükemmeli kaçırdık ya.
Neyse, yapacak bir şey yok. 15 experience, 38 santim kırlangıç balığı. O neymiş lan? 38 santim iddialı başlangıç. Hem de gümüş seviye geldi. Nasıl oldu lan o? Vallahi bana da geldi. Kaç santim? Seninki kaç santim bebiş? Değişiyor bazen. 30 he. 40 falan böyle. Kilometre hesabı oluyor bazen. Durdurulamıyor. Yazık ya, işte ne yapsın, bu da elinden bu kadar geliyor. Allah Allah. Allah Allah. Allah seninki Allah. Işık yılı galiba anladığım kadarıyla. Tabi Lightyear. Bu ne pisi balığı, ben 30 dedim ben sana. Benim 38'de, ah 48 santim pisi balığı. Abo. Öpüyorum canım her yerinden. Hem de altın. Demek ki senin taraftaki balıklar daha iyi. Okey, anladım. Gel yer değiştirelim. Nasıl altın lan? Nasıl olabilir? Daha mükemmel seviyesi yakaladım. Abi bak, gene aynı şey oldu. Bu Bluetooth mouse'larla alakalı bir şey diye tahmin ediyorum. Ben bastığım anda bazen klik atmıyor. Evet, Bluetooth mouse ve klavye kullanılmaz. Teşekkürler, iyi günler. Ben her oyunumda kullanıyorum. Benim bütün klavye mouse setlerim Bluetooth. Nasıl yapsak? Kablolu her zaman daha iyi. Net. Ya tabii ki. FPS oyuncusuysan özellikle kesinlikle, ama yani ben FPS oynamıyorum ki abi. Bir ara FPS oynamak lazım ama ya. Ne diyorsun? Oyna abi sen. Şart. Yani oyna, kusura bakma yani. Birlikte ama... ben zaten oynarım. Ben CS oynuyorum zaten birlikte. Kanalımız beraber yönetiyoruz, Lafta kanalı. Beraber içerik yapıyoruz. Ben bir ay yayın açmadım, bir şey yapmadım. Aklına bile gelmedi. Video bile yüklemiyorsun lan. Soran olursa hep video benim yüklüyorum. Sorumluluğum. Tabii tabii. Video yüklüyorum bakın. 3 günde de video bir falan. Sanki bilmiyorsun. O kadar boşuz ki her gün yatıyoruz. Üzerine düşünecek yeni fikirlerin var. Ne yakaladım? 13 santim yassı balık. Ha bu arada sevgili dostlar, bilginiz olsun. Burada yassı balık yakalayamamamız lazım teknik olarak. Bütün denizlerde bütün balıklar var galiba. Onun ayarını bir düzelteyim. Deniz balıkları denizde, göl balıkları gölde falan mı olsun? Vallahi iyi olur açıkçası. Yosun ne alaka? Yosun sevmiyorum ben. Dün hep kırmızı yosun gelirdi. Bugün kırmızı yosun yok. Hayırdır? Gerçi bugün şanslıydı değil mi? Evet. Evet, sağ üst köşede bakarsan evde kalsan daha iyi seçeneği var. UI suite'i yükledin değil mi? Yükledim canım, var. Çünkü o da kişi özel modlardan. Yani multiplayer'da bile olsa. Barbun. Barbun ya. Barbun sebze olan. Barbun ya. Barbun ne ya? Ya. Ne ya? Yapıştır gel artık. Ali'yi çağırmayı unuttuk. Neyse. Vallahi yardım doğru edin. onu dedin, doğru dedin ya. Adam oynarım dedi. Evet, çağırmayı unuttuk yine. Vallahi ne bileyim, bütün gün senden haber bekledim birader. Bana kalsa ben 3-4 saat önce yayına girerdim yani. Vallahi iş vardı. Şey, baloncuk gördüm. Ay gerçekten, bunu bana gittikten sonra haber vermen çok iyi ya. Konuşuyordun ama, Allah Allah. Bence sen oradan yetişirdin ya. Ha deniz jeli, o ne lan? Ha dün sen tutmuştun, evet. Ha o güzel para, 200 para o. Hatırlıyorum ben onu. Ha bir işe yarıyor mu? Ne bileyim ben. Aa gitti köpük. Bir işe yarıyor, satmayalım şimdi ileride. Sat gitsin abi yani. Sat gitsin ya. Ana bu ne lan? Lan? Üzüldüm. Ulan baloncuk gitti diyorum adamı. 3 kere mi 2 kere mi ne söyledim. Yayın tekrarından bakarsınız. Adam diyor ki aa baloncuk gitti. Ufak bir şey var. Algı kayması var da bende bu aralar. Oluyor öyle. Yaşlılık kötü şey ya. Yaşlılık valla çok zor bir şey ya. Hop nereye gidiyorsun lan? Onu öyle. Bir şey geliyor. Dur güzel bir şey geliyor. He 5 santim sazan. Bir anda geliyor şey, şimdi hamsi geliyor. Hamsi 5 santim. Valla çok uğraştırdı. Umarım güzeldir. Oo bak, güzel. 185 santim.
Yalan balığı. 85 ışık yılı. Hadi bakayım. Hı. Sandığı da aldık. Yolladım. Bakayım sağda nelerde. Sağda solda baloncuk var mı? Önüne gidiyorum ben. Aa, bak tabii ya. Güzel. Evet, baloncuk falan yok maalesef. Bu arada şaka maka balık doldurduk şey ha, gönderi kutusunun içine yani, fark ettin mi? 1-2 daha gelse güzel olur. Ki o kadar bilmiyorum da bayağı para gelecek. Yani sonuçta 800 paramız var. Wow, o ses ne lan? Ne oluyor lan, bu sesler ne? Garip garip sesler duyuyorum. Garip, çok garip. Vurgunum, yine kördüğüm oldum yine. Şurası kaç odun istiyordu? 300 mü? Dur lan. 300, evet. Gel hocam. Evet, evet, evet. İkinci günden hallettik. Geldi. Hamsi 13 santim. Öf. Yiye yiye bitiremez. Tabii sen ne, nasıl geçtin lan oraya? Odunu verdim geçtim. Ha. Kızdın mı? Buz ufak basarız yani. Görünce. Heyecan, heyecan değil yani. Yo yo yo. Burada da pek bir şey yok gibi ya. Köpük müpük olsa çağıracağım seni de. Yeter, sıkıldım ya. Gel biz göllere falan gidelim. Göllerde vardır belki. Olur. Ama yani şu an ben hem gölden hem denizden aynı balıkları çekebildiğim için. De, işte. Seslere bak ya. Bu ne lan? Ne kadar hızlı geldi bu. Lan? Sen hayırdır? Bir tane baloncuk olmaz mı lan? Ayıp. Ha, yılan balığı. Lan kaç santim olduğunu göremedim. Hay Allah. Aa, iki tane tohum geldi. Gideyim ekeyim. O ne lan? Aha, buldum. Cam parçası buldum. O ne lan? Ya bu modlarda hayalet falan olma ihtimali var mı? Garip garip sesler geliyor çünkü. Evet, deminden beri diyorum ya abi, bu sesler ne? Wow 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 falan, garip garip sesler çıkıyor. Evet, kulağıma bir üflediler, bana bir el verdiler. İyi iyi. Garip, çok garip, yorgunum, yine kördüğüm oldum. Yine kahretsin. Oh. Sazan balığı ha. Bayağı bir balık çıkarttık ha. Gönder gönder kutusu şey şahane gözüküyor şu an. Baksana. Ben balıkçılık sevmiyorum ama ya. Oyun başında biraz mecbursun ya. Evet evet. Evet maalesef. Bir de şey falan veriyor ya, yengeç zımbırtı falan veriyor ya. Ha, bir de yani. Sandıklardan çıkan şeyler de bazen fena olmayabiliyor. Gerçi çok sandık kovalamıyorum ben ama. Meşe palamudu. Nereden geldi lan o üstüme meşe palamudu düştü. Ben direkt sandık kovalamıyorum. Güzel balık kaçıyor ara sıra çünkü. Evet, öyle bir sıkıntı da var. Sandık kovalayacağım diye. Abi bu ne ya? Göz gözlü görmez bir buluta dönüştü burası. Hay böyle yerden toplayabileceğim bir şey var mı diye girdim buraya ama. Vum 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 vum. O ne be? Çam kozala. Oğlum ne oluyor lan? Yolda yürürken bir şeyler topluyorum falan. Alalım, ağaç alalım. Küçükleri az önce 300 tanesini harcadım sonuçta yani. Ağaç kesmek madem experience veriyor adama. Garip, çok garip. Abi call me. Arayacağım. Uy. Ahay ahay. Yaha. Vay, balıkçı başarımı kazandın.
Bebeğim, sen neler yapıyorsun öyle? Yani profesyonellik diyoruz biz buna. Ben de bir level atlasaydım balıkçılıkta iyiydi aslında da. Neyse, yapacak bir şey yok. Borucing'e yükleniriz. Aha, uykum geldi. Saat 12 olmuş. Tamam, geliyorum. Gidelim. Üçüncü günü de dolduruyoruz. Dördüncü günün şafağında, daha doğrusu dördüncü günün sonunda da bölümü bitiririz. Ne diyorsun? Ne olur. Yalnız bir saniye. Dört tohumun yok mu senin? Tohum bulamadın mı? Bende tohum çıkmadı hiç. Ben direkt sandık, hiç gelmedi bana. Ben yerden falan topluyorum ya tohumları. Denk geliyordu yani. Uyuyalım efendim. Tabii efendim. O ne be? Ne oluyor? Aa, peri geldi. Vay. Ben ilk günlerde hiç peri görmedim ha. İlk defa geliyor peri. İlk günlerde. Cadı gelmesin de peri tamamım ben ya. Ne oluyor? Çevresindeki her şeyi büyütüyor değil mi? O iş kaç? Galiba dın, evet, dın, evet. Dın, dın. 4 tane vurdu. 4 tane bitki mi büyümüş oldu? Galiba. Seviye 1 balıkçılık. Garip. Çok güzel. Garip. Vurgunum. Haydi bakalım. 4. gün. Günaydın. Oha! Oğlum bunlar olmuş lan. İyi. Ayda yaban avucu şeyleri bende kayıp. Alttakileri sen al. Okey. Map'leri kayıp bende. Aa, bende de. Bende de yok. Acaba hangi moddan dolayı patladılar bak şimdi. Yapacak da bir şey yok çok fazla. 2600 var. Aa, havuç var. Yerde havuç tohumu buldum. Nasıl oldu o? Nasıl ya? Ne bileyim. Ben gidip biraz şey alacağım. Tohum alacağım. Uygun mudur? Olur olur. Direkt şey at. Ekeyim ben de. Tamam. Bir iki çeşit alayım diyorum. Lahanaydı bilmem neydi. Hani çeşit evet, olsun. Evet, iyi olur. Bir de şu uzun süreli şeylerden alsana abi. Hı. Ne deniyor lan onlar işte. Üzüm, bağ gibi olanlardan. Bağ başka, bahçe başka. Şimdi balıkçılık, 3 tane güneş balığı yakalayan bir balık sevdalısına 90 altın ödemeye hazırım diyor. Balık da bizde kalacak. Oğlum, güneş balığı alalım mı? Görevi kabul ediyorum. Kabul et de güneş balığı ben hiç görmedim ya. Allah Allah. Neyse buluruz ya. Seviye ile alakalıdır büyük ihtimal. Hadi saat, o zaman. Saat 9'da açılıyormuş burası. Okey. Sen... Jojo kaçta açılıyor? Aa, doğru lan. Jojo'dan almak daha avantajlı bu oyunda. Jojo 10'da mı açılıyordu? Kaçta açılıyordu ya? O da ya 9 ya 10. 8'de mi? Bilmem. Göreceğiz şimdi. Ben bakacağım hemen. Müze kaçta açılıyor abi? 9'da mı? Aa, müzeye girdim. 8'de açılıyor diye biliyorum ben. Dey dey dey. Bir tane cam bağışlayayım bebeğim. Al sana cam. Okey. Yaptık. Yaptık. Bağışımızı bugün de yaptık Allah aşkına. Tavşanlara bak. Dırın dırın dın dın. Dın dırın. Açılmak üzere muhtemelen çünkü herkes geldi şeye. Buralar da açılıyor aynen. Burada ne vardı ki böyle? Buralar niye böyle gözüküyor? Tamam, ben tohumları alıyorum abi. Sen çiftlikte misin? Evet. Tamam. Son birkaç dakika kaldı herhalde açılmasına. Ben de o arada kasabadaki ağaçları kesemeyeceğimi öğrendim. Allah razı olsun. Bazı yerdekiler kesiliyor ya, yanlış hatırlamıyorsam. Bazı yerdekiler. Buradakiler değil. Şimdi... Yaban avucunu sandığa koymuşsun. Satmayacağız mı?
Bir, ya ben koydum, satalım diyorsan satalım. Para falan. Tamam. Hop gönderi kutusu koy. Mavi ruhtan hediyelik eşya alıyor. Güzel. Ben ne var saldım ya bilmiyorum. Bir tane de mix şey var, onu da ek abi. Paramız var aslında, teknik olarak şey yapabilirim. Al da bence. Kümes inşaattir. Dur be abi, hemen kümes inşaattir, göreve bak. Bir sakin olun ya. Bir durun bir ya. Lale. Lale, limon kabuğu. Tamam, para bitti. Gönderiyorum abi aldığım her şeyi. Okey. Baya bir bitki almış olduk. Şimdi onları toplayıp level kasacağız biraz da. Allah sonumuzu hayretsin. Ne yapıyorsun tatlım? Dayı 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 dayı. Derey 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 derey. Şş, lan 54 saçlı, gel bakayım. Ha, olur. Tanıştığımıza ben de Ne memnun ara oldum. yoruldun? Allah'ım çıldıracağım ha. Gir abi hemen hamama. Hamama gir, terle biraz. Hamam madde. Bu kadar kafaya takacak bir şey yok yani, emin ol ya. Dey 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 dey. Ben bayağı bir kişiyle tanıştım ha. Teyze! Kurabiye mi pişireceksin sen? Şimdi güneş balığı nerede yetişiyor? Nehir balığı gibi aklımda kalmış ama. Bence de. Bir bakalım bekle. Bilgisayardan mı bakacaksın? Evet. 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 Allah Allah, evden değişik bir hatun çıktı sarı. Oha, oha, oha abi, oha. O ne hız? Bu ne lan? Nehirden abi. Saat Tamam. sabah 6 ile akşam 1 arasına kadar tutulabilir olmuş. Anladım. Bu ne lan, bu balık ne böyle? Gıcık, bir anda fırlıyor gidiyor falan. Ne yakaladım ben şu an? Dip balığı 76 santim. Ya Ne dip gıcık. balığı dediğin ne diyor ki? Oğlum. Tövbe estağfurullah. Gıcık gıcık hareketler yaptı. Uyuz etti beni ya. Şimdi güneş balığı olayını çözmemiz lazım acil bir şekilde. Kaç günü var onun? 2. Bugün ve yarın. Anladım. Ben hemen şunları ekip geliyorum o zaman. Kurtaracağım. Bizi kurtaracağım. Allah razı olsun. Sen Bekle olmasan geliyorum abicim, bekle. sen ne cins bir balıkmışsın ya. Abi direkt olta almaya gidelim ilk paramızla ya, kaplan balığı. Dırın dırın dırın. 7500 de değil mi ilk olta, büyük olta? 7500 değildi ya. 2500'de, 2500'den başlıyordu. Yani biz oyun sonuna kadar götüren bir tane vardı ya. Ha o 7500 aynen. Balıkçı. Vay, sonunda balıkçı Vay be adam ya adam. Ben bu arada bir balık yakaladım da, ne yakaladım? hop, hepsi sulandı. Böyle şunları şuraya koyup bir yer açalım ya. Bekle şimdi ben bizi çözüyorum bekle. Somon balığı, kaplan balığı, dip balığı, fiyatları 150, 150, 75, hiç fena değil, hiç fena değil.
Dırın dırın dın dın. Dırın dırın dırın. İşte bu mükemmel seviye atlama. Güneş balığı. Geldi mi? Bir tanesini buldum. Üç tane mi lazımdı? İki galiba. Bir baksana infodan. Şu an balık oltası attığım için göremiyorum. Ama Bende öyle bir yani şey yok. Acaba sen mi aldın sadece? ortak olmuyor mu görevler? Galiba hayır. Bana gelmemiş çünkü benim infoda yok öyle bir şey. Allah Allah. Yapma be, mükemmeli Neyse. kaçırdım. Sonuçta para ortak. Mercan 43 santim. Saat 6:30, yarım saatte bir tane tutarım diye düşünüyorum ama bu sen çok hareketlisin. Sinirlerimi bozuyorsun. Dırın 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 dırın. Kefal, anladım. İlk bölümlerde biraz sıkıcılık olacak arkadaşlar. Çok yapacak bir şey yok maalesef. Bu NPC'ler üst şeyin NPC'lerin aşağıda gezmesi çok enteresan bu arada. Saat kaça kadar demiştin? Abi saat 7'ye kadardı. He, geçti. Neyse bir Yarın tane sabah yakaladım. 6'dan 7'ye. Okeyizdir o zamana kadar. Yapacak bir şey. Bu arada anam ne kadar zamandır balık yakalayamadım. Çok enteresan. Lan. Sandık sevdasına yemin ediyorum. Sandık sevdasına kardeş. Atılan olta bizim. Heh. Benim şeyim dikkatim dağılıyor ya. Aynı anda hem sandık hem balık olduğu için. Ben sandığı boş veriyorum ya direkt. Jiot yakaladım. Jot dediğin nedir ki gülüm? Ne oldu? Bir şey oldu. Nasıl bir şey oldu? Bir ses geldi de anlamadım. Evet, ses sekti. Buradan değil de başka bir yerden yakalayalım ya. Ne sebeple? Bilmem. Yayında sesler de güzel. Hayır, vurun diye bir ses geldi, onu diyorum. Ha, onu bilmiyordum. Şey değil yani. Kötü manada söylemedim ya. Ha, hemen bir şey, hemen bir şey bulmaca. Yalnız hiç balık gelmiyor lan. Bu ne? Allah Allah. Neyse kırdırmalık jeotumuz geldi en azından sandıktan. O da bir şey. Mükemmelsin bebeğim. Tatlı su levreyi ilk yakalama 30 santim. Şekilsin ya. Neyse balık sayımız arttı. Ben güneş balığını satılığa koydum. Ama sende kalacak Yapma. diyordu. Sende kalacak diyordu. Fark eder mi Tam da satmam? adama daha göstermedik ki. Hmm. Göstermemiz lazım değil mi önce? Öyleli diyorsun. Peki. Wow. Hayda ya Will dikkatimi dağıttı. Will dağıttı. Will. Benimle alakası yok. Ben kaçırmış sayılmam o balığı. Ne kadar gıcık bir şey yakalama periyodu oldu ya o. Ufak ağzı levrek. Anladım abi. Demin ki neydi acaba merak ettim ya. Bayağı bir zorladı. Hadi be. Mükemmeli kaçırdım. Saat 12'ye geliyor. Haberin olsun. Olur öyle ya. Gelelim o zaman evimize dönelim. Güneş balığı nerede? Aa, güneş bu. Chest'te. Normal Chest'e chest'e koymuşum. mi? Ha tamam. Evet, normal chest'te. Aferin lan bana. Onu düşünmüşüm en azından. En azından.
yani. Hiç göründüğüm gibi değilim yeminle. Patron ne haber? Otobüse mi gidiyorsun? Otobüs çalışmıyor yalnız. Nereye gidiyorsun? Otobüste uyuyorsunuz değil mi? Şehre gidiyoruz ayağına. Fakirler sizi. Geldin bebeğim, uyuyoruz mu? Evet. Şehir modu da gelmeli bence ya. Var. İstersen interaktif ama. Ha. Zuzu şehrini komple şey yapabiliyorsun, yükleyebiliyorsun. Peki sevgili YouTube, ilk bölümün sonuna geldik yine her zamanki gibi. Çok keyifli, dolu dolu bir bölümdü. Korkuluk tarifi geldi bu arada. Sıradan gübre tarifi, sulama kabuğu uzmanlığı, çapı uzmanlığı, ne işe yarıyor bunlar bilmiyorum. Ama korkuluk yapmamız lazım. Sevgili YouTube, ilk bölümün sonuna geldik ve ben şu an yayını kapatmak zorundayım. Çünkü toplantı için çağrıldım. Fakat birazdan tekrar burada olacağız. Çok uzaklaşmayın, başka kanallara kaymayın. Beğeniler, yorumlar, takipler, talibiz efendim, yapıştırıyorsunuz geliyor. Sizleri seviyoruz. Uzun bir aradan sonra yepis yeni gıcır gıcır yeni kanalımızda yeni seriyle beraber. Kiki uğruyorsun sevgili YouTube. Abone lazım bize. Buralarda tutunacağız inşallah. Senin de desteğini bekliyoruz. Hadi bakalım, görüşürüz. Hoşça kal. Yayın açmamazlık yaparsak tutunuruz. Neden olmasın ya? Balıkçılık seviye 2. Yem tarifini aldık şu an. Bakalım ne kadar para aldık. Bebeğim. 1500'de para kastık. Güzel, güzel. Şuradan çiftçilikten de yaban avucu. Bu arada modlarımızda gördüğünüz gibi ürünlerin görselleri kayıp. Ona da bir bakacağım şimdi. Modlarımızı da bir toparlayalım. Birazdan buradayız. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz. Kapatıyorum bebeğim. Var mı senin söyleyeceğin bir şey? Görüşürüz. İyi akşamlar, iyi günler. Abone olun. Abone olun oğlum. Başka hiçbir şey söylemiyorum. Hadi bay bay.